Ben üniversite öğrencisiyim. Okulu bırakmayı düşünüyorum abi. Neden düşünüyorsun? Geçinemiyorum abi. Yani eve çıkmayı planlıyorum. Ev kirası olmuş 3000 lira, 4000 lira. Konya'da okuyorum abi. Git gel yapıyorum ben. Hani şimdi benim bir tane bütüm var. Alttan kalan dersim var. Bilet alacağım abi. Bilet 250 lira olmuş. 250 lira bak. 100 liralık bilet 250 lira olmuş. Öğrenci için geçim daha mı zor oldu? Daha zor abi. Ya şu an benim yapabileceğim bir şey yok. Elimden bir şey gelmiyor. Üniversite okuyorum. Üniversitem bitecek. Düşünüyorum. Arkadaşlarımla konuşuyoruz. Ne meslek yapacağız? Ne yapacağız? Ne gece yani konuşmalarınızda ne çıkıyor ortaya? Ya şöyle abi, hepimizin temel noktası elimize bir fırsat geçtiği zaman kendi toprağımız değil mi abi? Bu topraktan gitmek istiyoruz abi. Neden bu? Gençlerimizin tamamında bir Avrupa hayali de var aslında. Hayal değil abi. Tamamen istidam abi. İstidamdan başka bir şey değil abi. Milli başına düşen gelir yok abi, hani burada tamam düşüyor ama elimizde ne geçiyor abi bizim? Hepsi vergiye gidiyor bunu. Her şeyin bir vergisi var abi. Ya bu durumda da hani benim elimden bir şey gelmiyor abi. Önüme çıkan ilk imkanda yurt dışına gitmeyi planlıyorum. Hayat pahalılığı mı aslında öyle, gençlerin bu düşünceyi? Öyle abi. Öyle abi. Ya benim aylık 3-4 bin lira para çıkıyor cebimden. Üniversite okuyorum ben, öğrenciyim ya. 4 bin lira para çıkıyor. Orada yurtta mı kalıyorsun, kirada mı? Şu anda yurtta kalıyorum abi. Yurda da %50 zam yaptılar. Yurt şu anda 700 lira oldu. Şu anda 700 lira oldu. 200 liralık, 300 liralık yurt şu an 700 lira oldu. Gençler içinde genelde diyorlar ki çalışmıyorlar, iş beğenmiyorlar. Abi bizim lokantamız var. Babam bana zamanında sundu. Gel işte dükkanımıza devam edelim, çalışalım, beraber iş yapalım. Ben kabul etmedim abi. Üniversite okuyacağım dedim. Meslek sahibi olacağım dedim. Gittim. Pişman mıyım? Pişmanım abi. Geçen hafta dükkandayım abi. Market alışverişine çıkıyoruz. 300 liraya haftalık bütün alışverişimizi yapıyoruz biz. Abi geçen gittim 1200 lira para harcadım. 4 katı ne demek abi? Biberin kilosu 28 lira. Salatalığın kilosu 30 lira. Yani elimizden bir şey gelmiyor şu anda. Ne olsun istiyorsunuz? Gençler olarak ne bekliyorsunuz? Abi. Ya da değer görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Değer görmüyoruz abi. Açık açık söyleyeyim ben sana. Abi yönetim değişirse, yönetim değişir illaki değişir abi bir şeyler. Yani değişiklik her zaman iyi şeyleri getirir abi. Yönetim değişse de her şey bir anda düzelir mi? Bir anda düzeleceğini düşünmüyorum. Burada hak veriyorum abi. Bir anda düzelmez ama bazı politikalar değişiklikler olur. Bazı şeyler olur. Ya sonuçta düzelir abi. Çünkü çok kriz gördü Türkiye. Yani ama abi. En az 100 yıl daha bu şekildesin yani. Niye biliyor musun? Her şeyi özelleştirdi. Şu an devletin tek kalkınma olayı senin üstünden aldığı vergidir. Vergi abi. Vergiden geçin. Başka hiçbir şey yok. Sen çalışacaksın, devlete vereceksin. Sen çalışacaksın, devlete ver. Başka bir gelir yok. Yani senin özelleştirmen bitmediği sürece, demin amcalar da söyledi, abiler de söyledi. İşte çiftçiye, atıyorum üretim yapan insana katkın artmadığı sürece bu insanlar bu durumu yaşamak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Adam çıkmış, yani şimdi söylemek istemiyorum. Diyor ki ben diyor, siz diyor böyle yaparsanız ben asgari ücreti 4250. Lan zaten yapacaksın. Anladın mı? 3000 lira bırak hadi. Bırak 3000 liraya asgari ücreti. Bak ondan sonra ne oluyor? Anlatabildim mi? Arkadaşlar, alım gücümüzün düşmesinin nedeni ne? Yani bu zamların her geçen gün artması mı? Abi dünyada artıyor zaten zam. Anladım. Dünyada her şeyde bazı şeylerde zam artıyor. Adamlar Almanya'ya övüyor. Senin ülken Almanya'dan daha güzel. Anlatabildim mi? Dört bir yanı daha güzel. Ama abi, bak ne diyorum? Avrupa'yı bağlıyorsun sonuçta. Heh, adam sana ne diyor Almanya'da? Kardeşim diyorlar ya, Almanya'da asgari ücret bu kadar. Ulan adam 1000 euro para alıyor. 800 euro kira veriyor. Devlet kiranın 300 eurosunu sana tekrardan geri veriyor. Tamam mı? Bak geç kenara. 10 euroyla çıkıp bir alışveriş yapıyor. Bir poşet eşya alıyor. 6 ay çalışıp altına bir tane araba alabiliyor. Anlatabildim mi? Adam sana diyor ki ben sana az para veriyorum ama diyor yaşama hakkı da veriyorum diyor. Anladın mı? Alım gücünü yüksek tutuyor. Aynen. Burada adam sana ne diyor? Sigara olmuş diyor demin. Adam 25 lira. Bir tanesi de oradan diyor ki içme diyor. Ulan bu benim en doğal özgürlüğüm ya. Ben bu sigarayı içmeyeceksem bu hayatı yaşamayacağım. Doğmayayım abi o zaman. Niye geldim bu hayata yani? Ama kimse bunu sorgulamıyor. 2-3 tane demin genç demiş ki başka parti gelse düzeltecek mi? Düzeltemeyecek abi. Şu an battığım bu bok çukurundan çıkamazsın. Anlatabildim mi? Yani ilahi bir gücün gelip böyle dokunması lazım yani. Bu haddeye gelmiş durumdayız. Ama gene engel olmak bizim elimizde mi? Bizim elimizde. Lakin şu anda insanlarda şu var kardeşim. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ben çalışayım paramı kazanayım. Saman saman. Anladın mı? Ben çalışayım paramı kazanayım. Evimi geçindireyim. Kimse beni ellemesin abi. Başım belaya gitmesin. Bu böyle gittiği sürece mecbur çekeceksin yani. Anladın mı? Ya eşek olursan bineni çok olur. Ayıptır söylemesi. Vallahi gerçekten çok pahalı. Yani bizim bir hafta önce aldığımız bir tulum peyniri. Çok azıcık bir tulum peyniri. Dün akşam benim kızım baktı. 28 milyon olmuş. Şu kadarcık 15 liraya aldı. Bir haftanın içinde pahalandırıyorlar.
ilk önce devletimizi de, ben çok koyu bir AK Partiliyim, bunu çok gururla söylüyorum. Olabilirsin. Olabilirim. Herkesin tuttuğu partiye de aşırı derecede saygım var. Özgür bir memleketteyiz. Ama buna bir dur demesi lazım. Gerçekten Demden arkadaşın dediği gibi bir patlıcan 30 bin lira. Maydanoz ya 1 milyon aldığımız maydanoz 5 milyon 6 milyon. Yani pazara gidemiyoruz. Elektrik faturası, su parası, doğalgaz faturası ödemekten gidemiyoruz. Ama bir de şu var. Diyelim ki AK Parti kaybetti. Ablacığım şunu sormak istiyorum. Sorayım. Şimdi dolar 5 milyon mu olacak AK Parti kaybettiğimde? Dolar 5 milyon mu olacak? Veya patlıcan 5 milyona mı satılacak? Veya teneke yağı 5 milyona mı satılacak? Şey 50 milyona mı satılacak? Daha beter olacak. Neden çok beter olarak görüyorsun abla? Her şekilde beter olacak. Biz birazcık partileri sizce soruyorum. Cevaplarsanız da sevinirim. Biz birazcık partileri sizce takım tutar gibi mi tutuyoruz? Yok, yaptıkları şeylerine. Daha öncesinde ben 60 yaşındayım. Şimdi iyisiyle kötüsüyle eleştirmemiz gerekiyor ben, değil mi? Kim olursa olsun. Ben 60 yaşındayım. 60 yaşından önce yaşananları çok iyi biliyorum. Neler yaşanmış? Darbeler, krizler. Benim annem kömür almaya giderdi. Gece yarısından çeker giderdi kömür almaya. Onu o gün alamazdı, tekrardan gelirdi. Yani biz karneyle alışveriş yapardık. O zaman da öyleydi. Biz eskiden bir zeytini 3 kere ısırıp yiyorduk. Üç kere ısırıp yiyordun? Yoktu. Bir zeytin, bir peynir olurdu. Onu da köyden çökelek getirttirirdik. Yufka ekmek yapardık, onu yerdik. Gerçekten bu. Şimdi sofraya bir misafir, zeytin, bir peynir koymaya çalıştığımız zaman kaç para? Bir misafir geldiğinde ancak yumurta pişirirdik. Gerçekten bak, yeminle söylüyorum, şu anda da abdestliyim. Yeminle söylüyorum, öyleydi. Abla o kadar fakir değildik, yapmayın ya. Ki, kıyafetimiz yoktu. Bizim şimdi dolaplar, çocukların kıyafetleri dolaplar tıklım tıklım dolu. Ablacığım o dönemlerde gerçekten yemek yenmiyor muydu? Yeniliyordu. Ama diyorsunuz ki biz zeytini 3 defa ısırırdık, evet, diyorsunuz. Yumurtayı öyle diyorsunuz ki. Yani geçen gördüm. Yani şey gelince yiyoruz diyorsunuz ya. Ev fakirinin evinde şimdi sofrada. Doğalgaz ne düşünüyorsun o zaman? Şu anda sofralar, evet, doğalgaz. Onu da söyledim. Şu anda soframıza en fakirinin sofrasında 5-6 çeşit ödeme oluyor. Benim yok. Ben öğrenciyim vallahi. Ablacığım, ben de öğrenciyim. Benim yok. Yani bir kahvaltı etmek için de 5-6 çeşit çok mu görüyorsunuz? Ama daha önce yoktu oğlum. Ben 60 yaşındayım. Peki abiciğim kaç yaşındasınız? Çok özür dilerim. Ama 70. 70 yaşındasınız. Ablanızın dediğini duydunuz. O dönemler böyle miydi gerçekten? Abartıyor canım. Neden abartıyor? Ne bileyim, nedenle siz biliyorsunuz. Şu anda kiralar. Abartıyor musun abi? Abi devletin şuna el koyması lazım. Aç bırak Allah'ını. Karneyi aldım. Ben karneyi gördüm. Karneyi ben görmedim ya. Bir okuldaki karneyi gördüm. Vallahi karneyi. Nerede sen? Nerede yaşıyordun? Ankara'da. Dedem gördü karneyi. Dedem kaç yaşındaydı? 110 mu? Ben şöyle bir dakika. Şöyle. Dedem 909 doğumlu. 909. Ben de 49 doğumluyum. Ben görmedim. Yalan mı söylüyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. Dedem görmüş. Ankara'da yaşıyordum, gördüm. Ankara başka. Abi sen gördün mü karneyi? Dedem görmüş. Yok, siz gördünüz mü? Dedem depikte yemiş yani. Tamam, görmüş tamam, de dedemi. Siz karneyi gördünüz. Ben karneyi görmedim. Kaç yaşındasınız? 55. 55. Ablam diyor ki biz karne gördük diyor. Gördüm. Abim de yok diyor. Ben Ankara'da yaşıyordum, gördüm. Neden gördünüz? Vallahi billahi gördüm. Tamam, bir dakika. Bakın şimdi. Ben o zaman gidiyorum. Gel ablacığım, gitme gel. Ama işim acil. Burada söylenecek bir tek şey var. Bu pahalı abi, ben işim acelede. Versin. O zaman öbürkilerini de versin. Öbürleri rekabet etmeyelim arkadaşlar. Öbürleri gelince ne yapacak? Hiç gerek yok, hiç. Düşürecek mi? Daha beter olacak. Deneyeceğiz o zaman, ne yapacağız? Bak göreceksiniz başımıza geleceklerini. Bir sürü öteberi olacaklar. Ben yaşamaya devam edin abla, başka bir şey değil. İkincisi, AK Parti'nin şimdi eleştiriyorum. Ne bak dedim ya, ben gururla söylüyorum, çok koyu AK Partiliyim. Ama şu anda ne şey yapıyorum, eleştiriyorum. Bu pahalılığın önüne geçmesi lazım. Neden geçilmedi? İnsanlar da marketler denetlenmesi lazım. Bu pahalılığın önüne geçilmesi lazım. Şimdi kiralar. Adam tutturabildiğini kiraya verir. Kirayı pahalandı. Çok özür dilerim. Şikayetçisiniz aslında değil mi bu zamlardan? 800 bin lira. Sırf bizimkisi merkezi sistem. Belki ben merkezi sistemin ne olduğunu bilmeden taşındım o eve. 800 bin lira biz şey verdik, doğalgaz verdik. Suyla şeyde 175 lira. Yani 1 milyar. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Yine AK Parti'den. Neden abla bu kadar? Çünkü de
Öbürü gelse, öbürkü gel, başkası gelse daha beter. Ben daha önce mesela Ecevit'e verirdim oyumu. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Abim diyor ki yanlış düşünüyorsun. Başkası gelip iyi olacağını bilsem. Yanlış düşünüyor yani. Ben şimdi benim iki tane öğrencim var. Üniversite mezunu. Yurt dışına götürmeyi istiyorum yani. Yemin ediyorum. Neden abi? Açın abi. Neden? Ben okuttum. Her şeyin zamları da mı CHP yaptı? Hayır, ben daha önce. Daha önce. Ablacığım şunu soruyorum. Her şeyden şikayetçisiniz. Ablacığım, ablacığım, ablacığım. Her şeyden şikayetçisiniz aslında. Ama bir daha AK Parti. Hiçbirinin yapmadığını hiçbir şey. CHP bu zamana kadar bir çivi takmış değil. Abla ben sana şunu söylüyorum. Hiçbir şey yapmış değil. Bir dakika, bir dakika. Baya Atatürk'ün partisini kurban olsunlar Atatürk'e. Atatürk'ün partisini kullanıyorlar. Abla şimdi partileri yani, bir kenara bırak. Hayır, tamam, Atatürk'ün AK Parti'nin CHP'nin adını kullanaraktan yapıyorlar. Ulan siz CHP'nin adına kurban olun. Atatürk'e kurban olun. Atatürk gibi bir lider. Hayat. Ben çok da koyu Atatürkçüyüm. Tamam. Atatürk'ün yani yaptığını yapmadılar. Abla ben sana bir şey söyleyeceğim. Atatürk şu anda yaşamışsa da bunlardan utanır. Partileri bir kenara bırak, tamam mı? Ama şu pahalılıkta bak bir şey söylüyorum sana. Burada ekonomi konuşuluyor. Partileri bir kenara bırakalım. Ekonomi şimdi çok zor durumdayız. İlk insanları düşünelim. Arkadaşlar bir dakika. Unutkan dur, bir dakika dur. Söylesin. İlk insanları düşünelim abla. Tamam mı? Adamlar ne yapıyor? Yaşıyorlar. Ateşi buluyorlar. Ateşi bulduktan sonra yemeği pişirerek yemeye başlıyorlar, değil mi? Daha sonra daha fazla böyle yiyecek, içecek, araç gereç buluyorlar. Bunları kullanarak hayatlarını idam ettiriyorlar, değil mi? Bu nasıl oluyor? İcatlarla oluyor. İlerleyerek oluyor. Şimdi senin bahsettiğin dönemde atıyorum ben hızlıca anlatıyorum abi. Tamam, benim işim var. Senin bahsettiğin dönemde tamam mı? Zaman o şekildeydi. Şimdiki zamanımızda yani nasıl anlatayım sana? Teknoloji gelişiyor. İnsanlar kendini artık ileriye atıyor. Anladın mı? Biraz daha olsun alım gücün artması gerekiyor ve almaya başlıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün şurada gördüklerini tamam mı? Bir dakika dur. Niye tekrar? Bak bir dakika dur. Bak parti anlatmıyorum. Bak ben CHP'li değilim. Tamam bak. Niye yapamaz abla? Hayır. Tayyip Erdoğan gittiği zaman biz ölecek miyiz? İmamoğlu ne yaptı oğlum? Farz et. Tayyip Erdoğan farz et yok. 3 senedir bu. Allah şöyle mi diyor? Kur'an-ı Kerim'de şöyle mi diyor? Tayyip olmadığı zaman siz öleceksiniz mi diyor? Kur'an'a ya bir şey mi yazıyor? Tam ne diyor? Yol mu yaptı? O yol yapması yüzerek gideceğiz. Abla bir şekilde gideriz. Kayımız var, kayımız. Şimdi bakalım. Şimdi buyurun. Abi de söz vermez. Şimdi bakın.